Bitcoin haram mı? Sanal paralar ve kripto paralar caiz mi? Bu konuyu gelin beraber ele almaya çalışalım. Aslında bu videoyu yapıp yapmama konusunda bir tereddüt yaşıyorduk. Sanal paraların, Bitcoin'in, kripto paraların nasıl bir sisteme sahip olduğunun daha iyi araştırılması, daha iyi anlaşılması, netliğin giderilmesi daha faydalı olur kanaatini taşıdığımız için bu konuda da tam bir netlik ilk başlarda gözlemleyemediğimiz için videoyu bugüne kadar erteledik. Berrak bir netlik olmadığı için hala daha pek çok kişi tarafından tam olarak anlaşılmamış noktaları var. Onu söyleyelim. Ben yıllardır araştırmalar yapan bir insanım, üniversite mezunuyum ama gerçekten de hem Türkçe hem yabancı kaynaklarda ne kadar araştırsam da meseleyi anlamak benim için kolay olmadı. Zannediyorum pek çok kişi için de kolay değil ama ben anladığımı genel olarak sizin için özetleyeceğim ve konunun İslami açısını sizlerle paylaşacağım. Şöyle küçük bir dipnot geçmek istiyorum. Fetva herkesten alınmaz. Bu konuda biz ana merci olarak sizlere Din İşleri Yüksek Kurulu'nu tavsiye ediyoruz. O yüzden bilgi almak istediğiniz herhangi bir konuda rastgele insanlara sormak yerine hatta ilmine güvendiğiniz bazı insanlar dahi olsa onlara sormaktan daha maslahatlı olarak, daha faydalı olarak size müftülüğe sormayı tavsiye ediyoruz. Ve gözlemlediğimiz kadarıyla da bir konuda fetva vermeden önce gerçekten etraflıca ve gereğince iyi bir araştırma yaptıklarını düşünüyorum. Özellikle bu konuda verdikleri fetvaya emniyet edebilirsiniz. Bilmiyorum daha önce Deep Web veya Deep Dark Web kelimelerini duydunuz mu? Bizim bildiğimiz internetin ötesinde kirli işlerin döndüğü, arama motorlarında çıkmayan bazı linklerin olduğu bir web dünyası mevcut. Sanal paraların, kripto paraların kullanılışıyla ilgili şöyle ilginç bir şey anlatılıyor. Bir grup hacker yaptıkları illegal faaliyetlerin takip edilememesi için, izlerini kaybettirmek için kendi aralarında bir grup kodlar oluşturdular. Çünkü normalde kullandıkları gerçek paralar takip edilebiliyordu. Bu yüzden kendi aralarında böyle bir sistem oluşturdular. Bunu ilk defa bu hackerlardan birisi olan Ross ismindeki bir adam kuruyor. Zaten daha sonra kendisi hapse girdi ve müebbet ceza aldı, hüküm giydi. Şimdi bu Deep Web'in konumuzla önemli bir ilişkisi var. Çünkü bu Deep Dark Web'de bütün uluslararası kara para aklamalar, bütün terörü fonlamalar, bütün uyuşturucu ticaretleri, bütün müstehcenlikler bu mecrada yürütülüyor ve şu anda onların kullandığı para birimi kripto paralar. Özellikle Bitcoin üzerinden bu işlemler yürütülüyor. Şimdi sanal para nedir, kripto nedir? Kısaca bahsedelim. Bitcoin bunların aslında en meşhuru, bunlara coin deniliyor ve binlerce bu şekilde coin var. Bu sanal paraların fiziksel bir karşılığı yok. Normalde İslam'da şöyle bir ayrım var. Altın ve gümüş aslında hilkatte para olarak kabul ediliyor. Ondan önce ne vardı? Takas sistemi vardı. İnsanlar bir şeyi satın almak istediklerinde ellerindeki ürünleriyle satın almak istedikleri kişinin yanına giderler ve sonra değiş tokuş yaparlardı. Fakat bir süre sonra hem ticaretin çapının büyümesiyle hem de bunun artık kullanışsız bir hale gelmesiyle insanlar İslam'ın da yaratılışta para olarak, hilkatte para olarak kabul edilen altın ve gümüşü kullanmaya başladılar. Daha sonra ise altının karşılığı olarak senetler basıldı ve bunlar para olarak takdim edildi. İnsanlar ticaretlerinde bu paraları kullandılar. Buna da itibari para deniliyor. Yani bir altına endeksli olarak basılıyor. Artık siz bunların detaylarını Google'da da araştırabilirsiniz. Bretton Woods anlaşmaları yapılmıştı. Dolar altına endeksliydi. Daha sonra ikinci bir toplantıda farklı bir karar alındı. Uzun lafın kısası şu an itibari para olarak bizim Türk lirası gibi veya euro gibi veya dolar gibi bir takım para birimleri kullanılıyor. Bunlar İslam'en geçerlidir. İslam'ın aradığı bütün şartları karşıladığı için geçerlilikleri var. Peki Bitcoin, sanal para, kripto paralar bunlarla ilgili hüküm ne? Hem yurt içinde hem yurt dışında İslam alimlerinin verdikleri hükümleri, fetvaları size aktaracak olursam araştırdığım kadarıyla buna fetva veren yok. Yani Bitcoin alım satımı ticari olarak bundan bir para kazanmaya cevaz verilmiyor, caizdir denilmiyor. Karşı çıkanlar neler söylüyor? İsterseniz onları paylaşayım. Karşı çıkanların birinci ürettikleri argüman şu: bu paranın arkasında bir güç yok. Merkeziyetsiz bir sistem olduğu için, devletsiz bir sistem olduğu için bilinen bir devlet gücü yok daha doğrusu. Hatta şöyle bir kuşkuyla yaklaşılıyor: bu kripto paraların arkasında nasıl bir güç var bilmiyoruz. Belki karanlık bir güç var, belki birden fazla güç var. Onların emellerinin ne olduğunu bilmiyoruz.
bilmiyoruz ve bu bir belirsizlik doğuruyor. İleride bu paranın akıbeti çok farklı olabilir. Normal bir TL gibi bir paradan çok daha farklı bir şekilde bir anda yok olabilir. Sistemler kapatılabilir ve çiftlik bank gibi bir durum ortaya çıkabilir. Böyle bir durum olduğunda da gidilecek bir merci yok. Bunu kontrol eden bir kurum yok. Merkez Bankası gibi o paranın herhangi bir dalgalanmaya veya krize maruz kaldığı durumda o krizi çözebilecek bir otorite yok diye bu konuda kuşku duyanların ifadeleri var. Bir diğer husus da az önce söylediğim kontrolsüzlük meselesi. Yani manipülasyona çok açık olmasından dolayı bir diğer görüşte hızlı manipüle edilmesiyle adeta kumara işin dönmesi, parasını yatıran kişilerin çok hızlı para kazanıp para kaybedebilecek derecede ve sistemin de çok karmaşık olmasından dolayı insanların aldatılması durumunun yaygın olmasını bir argüman olarak söylüyorlar. İslam'ın iki kavram burada karşımıza çıkıyor. Garar ve tagrir. Yani belirsizlik ve aldatma. Burada bu kripto paralarla ilgili dediğim gibi bir netlik tam manasıyla oluşmadığı için, yeni kurulan bir sistem olduğu için, biliyorsunuz Web 3.0 artık dünyada yeni bir sistemin kurulduğu, yeni bir düzen. Bunu anlamak gerçekten zaman isteyen ve zamanın getirisiyle bazı şeyleri görebileceğimiz bir yeni düzen kuruluyor. Metaverse gibi kavramlar artık dünyamıza girmeye başladı. Ve burada kripto paralara eleştiri getiren insanların da zaten en büyük tedirginlik gösterdiği noktalardan birisi şu. Şöyle bir iddiadalar, diyorlar ki devletleri bitirme, anarşik bir düzensizlik oluşturma, bir kaos ortamı oluşturma hedefleri var. Merkeziyetsizlikle bunu oluşturuyorlar. Devleti ortadan kaldırarak dünyadaki kaosu arttırma, düzensizliği ortaya çıkarmayı hedefliyorlar gibi tedirginliklerini ifade ediyorlar. Şu an dünyada 10 trilyon dolar gibi bir mevduat varsa bunun 2 trilyon dolarının kripto parada olması, küresel güçlerin sürekli kripto paraları, özellikle Bitcoin'i pohpohlamaları ve ona yönelik söylemlerin bu kripto paraların itibarını son derece arttırması, onları tırmanışa geçirmesi, işte Bill Gates gibi, Amerika'da Fed gibi veya Avrupa Birliği'nin Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar gibi açıklamaların, bu tarz küresel güçlere güven duymayan insanların dünyasındaki karşılığı tabii ki böyle. Bir diğer söylenen şey de bu paraların miras bırakılamaması. Bu da İslam'ın gerekli şartlara uymadığı söyleniliyor. Bu paraların muhasebeleştirilememesi devlet bazında şöyle kaygıları doğurdu deniliyor. Hani acaba ileride vergisiz bir dünya düzeni mi kurulacak? Böyle olursa devletler nasıl halka hizmet götürecekler vesaire vesaire gibi artık yeni tartışmalar ortaya çıktı. Ben de bu konudaki kanaatimi en son söyleyeceğim sizlere. Yani bu tartışmalar, henüz netliğe kavuşmamış bazı konular, Bitcoin'in ve sanal paraların, bu kripto paraların tam olarak mahiyetine yönelik İslami araştırmaların yeterli olgunluğa ulaşmaması, kaygıların, endişelerin yaygın olması özellikle bu konuda adım atmamayı gerekli kılıyor diye düşünüyorum. Zaten şu an öyle bir tablo oluştu ki, mesela alimlerimizin ifadelerine bakacak olursak, kripto paralarda bir faiz etkisi olduğunu söylüyorlar. Yani faizin esas hikmeti nedir? İnsanların çalışmak, üretmek, istihdam etmek yerine parasını bankaya koyup veya parasını faize koyup durduk yere yattığı yerden para kazanmasıyla toplumun çalışma hayatını bitirecek kötü bir özelliğe sahip olması. İnsanların gitgide fakirleşmesine sebep olması. Kur'an'daki ayet ne diyor? Allah'a ve Resulüne savaş açmak demektir faizi kullanmak. Bitcoin'in de bu şekilde yatırımı bitirdiğini, insanların kolay yoldan para kazanma gibi bir derde girdiğini ifade ediyor genelde karşı çıkanlar. Özellikle şu husus da dikkat çekici. Bitcoin'in sürekli mining dediğimiz işte maden kazıcılığı yapılması, maksimum bu blockchain'lerin 21 milyon Bitcoin'den daha fazla bir miktarın olmayacağını gösteriyor. Ondan sonra ne olacağına dair bir belirsizlik de var. Şimdi burada aldatmada insanların zarara uğrama durumu da var. İslamen neceş diye bir kavram var. Yani müşteriyi kızıştırmak caiz değil. Alma niyeti olmadığı halde ürünün fiyatının artması için teklifte bulunma manasına geliyor aslında bu. Bunun gibi birkaç madde daha var. Mesela şehirliye malın fiyatını yükseltmek gibi. Bitcoin'deki bazı hususları da İslam alimleri buna benzetiyorlar. Ve buradaki aldatmadan doğan mağduriyet insanların zarara uğramasından dolayı caiz değildir deniliyor. Yani toplayacak olursak temelde söylenen şu. 1. Arkasında garantör bir devlet olmaması, bir güç olmaması, bunun manipülasyona açık olması, insanların yarın zarara uğrayabilecek olması, güvenceli ve güvenilir olmaması kısmı fetva verilmemesi sebebi olarak gösteriliyor. 2. İnsanların aldanması veya aldatılması durumu söz konusu olduğu için fetva verilmemeye sebep olarak bu gösteriliyor. Ve para mı mal mı konusunda da tam bir netlik yok. Bazı alimler ne paradır ne maldır diyor. Fakat gözlemlediğimiz kadarıyla hem paradır hem maldır da diyebiliriz.
Çünkü Bitcoin gerçekten normal bir paradan çok daha farklı. Dolardan, TL'den çok daha farklı. Hem mal olarak kullanılabiliyor, hem para olarak kullanılabiliyor. Sürekli değişen ve gelişen bir süreç aslında bu. Şimdi zaten bu videoyu yapmamızın sebebi toplu bir şekilde mesajlara cevap vermiş olarak fikrimizi de söylemiş olalım. Şimdi bir Müslümanın özellikle zaten şüpheliden uzak durması lazım. Öte yandan buna fetva verilmiyor, caiz değildir deniliyor. Fetvasız hareket eden kişi bilmeyerek harama girebilir. Şu an az önce saydığım belli başlı meseleler halledilmeden caiz olmadığı kanaati yaygın olduğu için biz de tavsiye etmiyoruz. Ahirette başınızın ağrımaması için helal olan pek çok yol varken bu yola girmek zaten hayırlı da gözükmüyor. Fakat ileride bir gün bu sanal paralar, bu kripto paralar, Bitcoin caizdir denilebilir mi? Bu görüş ileride bir gün değişebilir mi? Alimlerimiz bu konuda şöyle bir şey söylüyor. Diyorlar ki eğer arkada bir güvence olursa, yani devlet bunun garantörü olursa, o zaman sayılan olumsuz sebeplerin ortadan kalkması sağlanırsa ancak o şekilde caizdir diye bir hüküm verilebilir. Zaten bu teknoloji, yani blockchain teknolojisi, yeni değişen dünyanın değişen sistemi çok iyi araştırılmalı. Müslümanlar bu sistem içerisinde Allah'ın çizdiği çizgileri doğru okuyabilmeli, doğru anlayabilmeli ve konumunu alabilmeli. Ne olursa olsun faizin türevlerinin haram olduğunu çok iyi bilmeli ve ondan uzak durmalı. Kumar ve türevlerinden uzak durmalı. Ama belirsizliklerin kalktığı noktada ıstılah edilirse o zaman bu konuya gönül rahatlığıyla yönelilebilir. Bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Yani neden bize ebedi hayatımızı ilgilendirecek daha büyük görebileceğimiz meseleler sorulmuyor da bu konu çok fazla soruluyor? Neden bu konuda fetva arayışında daha bir rağbet var? Elbette gündemde bunun olması, İslam'ın bu konuda ne söz söylediğini merak ediyorsak anlaşılabilir ama bizim bu konulara aşırı derece ilgi göstermemiz, eğer hayatımızda namaz yoksa, eğer hayatımıza ahiret hazırlıklarımız yoksa, şahsi gündemimiz sürekli maddi meselelerle yoğrulmuşsa burada bir yanlışımız mı var acaba? Düzeltmemiz gereken bir şeyler mi var acaba? Sürekli kolay yoldan zengin olmanın mı peşindeyiz? Aslında biraz buna bakmamız lazım. Sürekli şöyle bir arayış oluştuysa eğer, yattığım yerden, oturduğum yerden birkaç tuşa basarak bir anda dünyanın zenginleri arasına girebilirim gibi hırslarımız varsa, tamahkarsak, yani dünya malını elde etmek için maksimum iştiyak gösterip de ahirete ilgisiz kalmaksa durum, bir şeyleri düşünmemiz ve değiştirmek için harekete geçmemiz lazım. Unutmayalım, bu dünya fani. Ebedi hayat önümüzde. Kabrin arkası için çalışınız, hakiki saadet ve lezzet oradadır. Ve sürekli dünyaya talip olan ahireti unutan nefsimize şu soruyu soralım. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Allah'a emanet olun.